Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunla sunuş kılışımız. Kıynamızda dıktınlar ekranımız bolsun. Xitay medeniyet arkalık uzuklandırış hakkında yeni cari saldı. Xitay Medeniyet ve Sayahat Ministeri Hu Hepin Şarık Türkistan'ı Xitaylaştırış maksat kılıngan Atalmış Şinjan'ın medeniyet arkalık uzuklandırış kuruluşunu yoluk koyuş muhim tedbirdir de bildirildi. Tanrıtağ Doğru'nun bugünkü haberde bildirilişçe 31. İyul günü çüştüm burun, Xitay Medeniyet ve Sayahat Ministerliği Atalmış Abdunum Rayonluk Hükümet mesul bulgan Atalmış 2022 Şinjan Yakşıcay, Şinjan'a nişanlık yerden beri vatkan 19 ülke bivastı karışlık şehrinin gayri maddi medeniyet mirasları namedeki körgezme, Ürümçedeki Güzel Sanat Sarayı'da ekilgan. Körgezmege Xitay Medeniyet ve Sayahat Ministeri Hu Hepin, Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluk Partiya Komitetinin Sekretari Maşin Rüy, Atalmış Uyghur Abdunum Rayonunun Reisi Korcak Emeldar Erkin Tunyaz, Teşvikat Bölümünün Bölüm Başlığı Can Çüllin Qatarlıq Emeldarlar iştirak kılgan. Körgezmede söz kılgan Hu Hepin, Partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini tuluk delcaydı izgillaştırıp, Mol baylıktan yakşı paydalanıp, universal ünümünü östürüp, Şinjan'ı tekhimi yakşı uzuklandırıp, tekhimi yakşı güllendirip, kişiler kalbini mücessemlep, terakkiyatkı türtkü bulup, Cunha milletinin ortak manevi makanını berpa kılış, Cunha milleti ortak gevdisi inanı müstehkemleş üçün yeni tekhimi zor tökbü kuşçı kerekte bildirilgan. Körgezmede söz kılgan Korcak Emeldar Erkin Tunyaz, Yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini tuluk delcaydı izgillaştırıştaki konkret emilet bolsa, Şinjan'ı medeniyet arkalık uzuklandırış kuruluşunu yoluk koyuştaki konkret tutka. Şinjan halkı Cunha medeniyetini tuluk kubul kılışı, Cunha milleti ortak gevdesi inanı sigil müstehkemleşi kerek de bildirilgan. Xitay dairleri yıkınkı bir neçe yıldın buyan Xitay komünistlerinin merkezi idiyesi bilen karşılaşıp kilvatkan İslam dini ve onunla itikad kılıvatkan Uyghurlarını yokutuş ve kırgın kılış üçün münasebetlik atılmış yeni kanunlarını tüzüp çıkıp mecburi icra kılgan idi. Bu münasebet bilen 2018 yıldın 2022 yılgıcı bolgan 5 yıl içi de Şarkı Türkistan'da İslam dinini Xitaylaştırışının kanunlaştırılgallıqı tüncü qetim aşkarlanğan idi. Xitay mezkur planga asasen İslam diniga qarşı terror siyasetini tez süratte icra kılmaqta bolup, Şarkı Türkistan'da hazırga kadar 16 mınga yakın mescit çekivetildi yaki buzuvetildi. Saqqalgan bir kısım mescitler qavaqxana, çayxana degendek başka faaliyet sorulurga özgertildi. Undan başka diniga alaqadar barlıq şarikatlar tuluq çeklengen bolup, xalq İslam'dan bütünlay vaz geçişke mecburlandi. Ondan başka Xitay yakından beri Şarkı Türkistan'ın Xitaylaştırış rezil planı dairesi de Atalmış Xitay ülkelerinin Şinjan'a nişanlık yardım veriş namı da Şarkı Türkistan'a Xitay akullarını yerleştirip Şarkı Türkistan'daki Xitaylarının sanını köpeytmekte. Ve bununla mas kademde Atalmış 5. emgek güçlerini yötkep işgı uğrullaştırış, namıratlıktan kutulduruş namı da Şarkı Türkistan halkını Xitay ülkeleri hem de Şarkı Türkistan'ın başka rayonlarına yötkep zik olduraklaşkan halkımızı tarqaqlaştırıp Uyghur mahalli ve koşundarçılık medeniyetini yok kılıp gelmekte. Nancy Pelosi, Xitay'nın agahlandırışı pisent kılmay Tayvan'ı ziyaret kılıdıkken. Amerika Avam Palatası'nın reisi Nancy Pelosi hanım, Xitay'nın agahlandırışı pisent kılmay Tayvan'ı ziyaret kılıdıqallıqını dedilleyen. Avustralya haberleri doğrunun bugünkü haberde bildirilişçe, Amerika Avam Palatası'nın reisi Nancy Pelosi seyşembe günü keşti Tayvan'a yitip berip, Prezident Tsai Ing-wen bilen körüşüdiken. Bu ziyaret 24 milyon nüfusqa ega demokratik hakimiyetini tarihi kollaş bolup, Xitay'nın bir neçe hafta devam kılgan tehditlerge pisent kılmaydıqallıqının belgesi iken. Tayvan Erkinlik Vakit Gezisi'nin haber kılışça Nancy Pelosi hanımının bu qetimliq Tayvan ziyareti en yukarı derecelik Amerika emeldarının 25 yıldan buyan Tayvan'ı tuncu qetim ziyaret kılışı bulup kalıdıkken. Nancy Pelosi hanımının Taybi Songshan aerodromu'a yitip gelişi mülçerlenmekte. Bu haberini Prezident Tsai Ing-wen hakimiyet beşideki Demokratik Terakkiyat Partisi bilen zik alaqısı bar gezit haber kılgan. Taybi'deki menbelerge karıganda Nancy Pelosi hanım çarşamba günü etigende Tsai Ing-wen bilen körüşüdükken. Xitay Taşqi İşlar Ministerliği bayanatçısı Jawlijan düşenbe günü muhbirlerini kütüveliş yığını da agahlandırıp, biz Amerikanı yeni bir qetim agahlandırımız. Xitay kütüp durmaqta. Xitay armiyesi bu meselede hergiz boş gelmeydu dep tehdit salgan.
Washington'daki bazı tahlilçiler bu seferinin harbiy krizis keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Nöbette xalqaro jamiyat bütün diqqatini Xitoyning Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyoratiga qandoq inkos qaytirganligiga burdi. Xitoy Pelosi'nin Tayvan'ni ziyorat qilish planiga norozilik bildirdi. Xitoyning BDT'da turishliq doimiy vakili Jang Jun Amerika Avom palatasining boshlig'i Nancy Pelosi xonimning Tayvan'ni ziyorat qilishining Xitoyning egalik huquqiga ziyon yetkazadiganligini aytdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Jang Jun Xitoy'nın Birleşken Devletler Teşkilatı Xavupsizlik Kengeşi'nin Ağustos ayı nöbetçi reislik vazifesini öz üstüge ilişi münasibeti bilen ötküzgen akbarat ilan kılış yığını da Pelosi Hanım'nın Hindistan Tiniç Okyan ziyareti dairesi de Tayvan'da ziyaretli buluş planı hakkıda toxtulup mundaq dedi. Bu xil ziyaret Xitoy'nın igilik hukuki ve zemin pütüllükige Tayvan boğazının tinişliği ve bexatarlıkiga ziyan yetkizdi. Şunaqla Beijing bilen Washington otursidiki münasibetlerinin buzuluşiga sebep oldu. Pelosi hanımının ziyaretinin Xitoy üçün çoğun xavip ve iğvagerçilik elip kildiğalıqını, şunu bunun üçün halkılıkç tedbirlerini kollundiğalıqlarını ilgiri sürgen Jang Jun, Amerika Koşma Ştatlarını Xitoy'nın zemin pütüllükige hürmet kılışı çakırıp mundaq dedi. Tayvan devletimden herkandıq devlet bilen bolgan münasibetlerde kızıl sizikidir. Bizning bu masalada pozitsiyamiz intayin keskindir. Shundaqla davlatimizning zamin butunligi va egalik huquqini qo'g'dash uchun barliq chora-tadbirlarni qo'llanish irodamiz qat'iydir. Amerika Pelosi'ning Tayvan ziyoratining krizisga sabab bo'lmaydiganligini bildirdi. The speaker has the right to visit Taiwan. Amerika Aqsaray Davlat xavfsizlik kengashi strategik uchur aloqa ishlari koordinatori Jon Kirby Nancy Pelosi xonimnin Tayvanni ziyorat qilish mumkinchiligining Xitoy tarafidan krizisga aylantirilishiga sabab bo'lmaydiganligini ta'kidladi. Jon Kirby Avom palatasining boshlig'i Nancy Pelosi'nin Hindi Tinch Okean uchrashuvlari doirasida Tayvanni ziyorat qilishining intayin normal ish ekanligini va bu ziyoratni amalga oshirish huquqining borligini qayd qildi. U Aqsaroyda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Nancy Pelosi'ning Tayvan ziyorati to'g'risidagi savolga nima bo'ldi? Buningdagi masala qayerda? Nancy Pelosi xonim ilgirimi Tayvanni ziyorat qilgan. Kongress a'zolarimi buningga o'xshaydigan ziyoratlarni amalga oshirgan. Hatto bu yil buningga o'xshaydigan ziyoratlar bo'ldi. Jiddiylikni ulg'aytishning hech qanday foydasi yo'q deb javob berdi. U Nancy Pelosi xonimning Tayvanni ziyorat qilishining tabiiy masala ekanligini va bu ziyoratni amalga oshirish huquqining borligini eskertib so'zini mundaq davomlashtirdi. Amerikaning siyosati uzun yillardan buyon hamma tarafidan bilinib kelmoqda. Hech qanday ish o'zgarmadi. Bir Xitoy siyosatimiz davomlashyapti. Har ikki tarafga hozirgi holatning o'zgarishiga qarshi ekanligimizni nurg'un qitim dedik. Tayvanning mustaqilligini qo'llamaganligimizni aytdik. Bularni Xitoy xalq jumhuriyati doiralariga har saviyada yetkizdik. O'tgan hafta prezident Joe Bidenning Xi bilan o'tkazgan telefon suhbati bularning eng yuqori saviyadagisi va eng oxirgisi hisoblandi. U Nancy Pelosi xonimning Tayvanni ziyorat qilish qarorining butunlay o'zlarida ekanligini ta'kidladi. U Xitoy rejimining Nancy Pelosi xonimning Tayvanni ziyorat qilish ehtimolini krizisga yoki to'qinishga aylantirishi uchun hech qanday sababning yo'qligini bildirib, Tayvan bo'g'izi va atrofida urushqoq harbiy faoliyatlarni ko'paytirishga sabab bo'lmasligi kerakligini ta'kidladi. Sharqiy Turkistonda yangidan bir qancha kishi Xitoy virusi bilan yuqumlandi. Xitoy xalq to'g'rining bugungi xabarida bildirilishicha 8-oyning 1-chi kuni soat 0:24 gacha Sharqiy Turkistonda yangidan aniq diagnoz qo'yilgan yuqumlanuvchi yo'q ekan. Yangidan ko'paygan alomatsiz yuqumlanuvchi 28 kishi bo'lib, Ili oblastining G'ulji shahrida 22, G'ulji noyasida 6 yuqumlanuvchi ko'paygan. Urumchi shahridagi bir nafar alomatsiz yuqumlanuvchini ayirib tibbiy kuzatish bekor qilingan. 8-oyning 1-chi kuni soat 24 gacha tekshirishda ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonda aniq diagnoz qo'yilgan yuqumlanuvchi yo'q bo'lib, alomatsiz yuqumlanuvchi 39. Buning ichida Ili oblastining G'ulji shahrida 31, G'ulji nohiyasida 8 bemor bor ekan. Xitoy rejimi bu qitimqi Xitoy virusi yuqumi to'lqinida yuqumni nolga tushirish siyosatini qattiq ijro qilgan bo'lib, nazorat va kontrolliq texnika kuchaytirilgan. Bu Xitoyning iqtisodiga zarb beribli qolmay, Xitoy fuqarolarining noroziligini qo'zg'agan.
Ondan başka Şarkı Türkistan'da yıllardan beri devamlaşıvatkan bastırış ve kontrol kılış siyasetinin Xitay virüsü bahanesi bilen tihimi küçeytilgenliği ilgiri sürülüp gelmekte. NATO Türkiye'ye teşekkür etti. NATO Başkatibi Stoltenberg açlık krizinin hal kılınışıda muhim rol oynayanlığı sebebinden Türkiye'ye teşekkür etti. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişe NATO Başkatibi Jens Stoltenberg Twitter adresinde Ukrayna açlıkını yetkiş masapısı doğrusunda bayanat ilan kıldı. O açlık besilgan birinci parahotunun kilişim boyunca Odessa portadan yolga çıkanlığını bildirip, İttifakdaşımız Türkiye'ye mezkur meselede muhim rol oynayanlığı sebebinden teşekkür eğitimen dedi. Türkiye Devlet Müdafiye Ministerliği 1. Ağust Ukrayna'nın Odessa portidan açlık besilgan 1. parahotunun yolga çıkanlığını ilan kılgan idi. Bayanatta Livan'nın Tripoli şehirge beriş üçün Odessa'dan kozgalgan konak besilgan Razoni namlıq parahotunun 2. Ağust İstanbul'da boluduğanlığı bildirilgen idi. Amerika Al-Qaida rehberi Zawahiri'nin öldürülgenliğini bildirdi. Amerika Prezidenti Joe Biden, Al-Qaida Teşkilatı Kattıbeşi Ayman Zawahiri'nin Afganistan'da elip berilgan bir kıtımlık hava hücumunda öldürülgenliğini cezimleştirdi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe, Prezident Joe Biden Aksaray Bağçısı'da bayanat berip, Ayman Zawahiri'nin ailesindekiler bilen birlikte kabulgu yüşürünü valganlığı eniklanğandınken, yekşembe günü uçukçısız hava aparatı bilen zarib biriş hareketi elip berilganlığını bildirip, Zawahiri ketti. Bunun dinkin Afganistan'dan terörçilerinin bihatar panahgahıya aylanışıya hergizme yol koymaydıgallıkımızga kapalatlı kılımız. Bu terörçiler rehberi emdi yok dedi. Biden bu axt yana bugün akşam biz yeni bir kıtım inip oturgu koyumuz ki, kançilik vakit getişi kayarge yuşurungan buluşunuzun kat'i nazar, halkımız üçün tehdit bolsanız Amerika sizini tepip oturgu çıkırdı degen. Biden Zawahiri'ye zarib biriş hareketini muvaffakiyetlik buldu de bahalıgan dinkin, Amerika devlet bihaterlik tarmaklarının bu cehetteki tirişçallıklarına minnettarlık bildirgen. Taliban bayanatçısı Zebihullah Mücahit, Amerika'nın El-Qaida rehberi Ayman Zawahiri öldürülgen paytaxt Kabul'daki uçukçısız hava aparatı hücumunu ayıplab, bunun halkara prinsiplarına ve Amerika bilen Taliban'nın çet-el gazetçilerinin Afganistan'dan ayrılışı doğrusudaki 2020 yılı hasıl kılgan kilişimge hılap ikenlikini oturgu koydu. Ama o Zawahiri'nin ölümü doğrusu da hiç kandak malumat vermedi. Rusya ulluğan Angliya puhrasını ceza tizimlikiki kürgüzdi. Moskova hükümeti Angliya'nın sabık başvaziri David Cameron'u özçüge algan 39 Angliya puhrasının Rusya tevallikiki kirişinin çeklengenlikini uxturdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Rusya Taşkışlan Ministerliği yazın bayanat ilan kılıp, Angliya'nın siyasi, iqtisadi ve akbarat sahasiga mensup puhralarga ceza yürgüzgenlikini hatırlatıp ötdi. Ve bu sebepten Angliya'daki bir kısım siyasi yollar, sodigerler ve jurnalistlerden terkip tapkan 39 kişinin ceza tizimindeki kürgüzgenliki bu kişilerin Rusya'ya kirişinin çeklengenlikini bildirdi. Bayanatın devamında Angliya'nın sabık başvaziri David Cameron Katarlık ceza tizimindeki kürgüzülgen 39 kişinin isimlerine uğrun berildi. Hürmetli televizyon kurucular, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşürüz. Şahslarına Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar programın ahırda ekran arasındaki varlığı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eğitimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.